kurutmadan 2 evet. günlük bir salça yapımı olacak. Başlayalım. Her yerden akrep çıkabilir. Tamam, hayır. Önce Filiz, biz bir tanesini paylaşalım. Birine mi gönderelim? Birine gönderelim. Bu salça bakalım kimin olacak? Abonelerimizden. Aşırı yağmurlardan dolayı artık domateslerimiz çürümeye başladı. Bize daha fazla çürüme devam etmeden son hasatımızı yapıyoruz domatesler için. Bunlarla da salça yapacağız. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, bahçemizden son domateslerimizi topladık. O domateslerimizle birlikte şimdi salça yapacağız. Salça yapmak için de bahçemizdeki ocağı yakacağız. Bu kadar domatesle tabii ne kadar salça olacak çok bilmiyorum ama domates sosu zaten çok yapmıştık. Bir sürü buzluğa da koyduk. Artık bunu kesinlikle salça yaparak denemek istiyorum. İlk kez salça yapacağız bu arada yine. Evet arkadaşlar, bahçemizden çıkan son tüm domatesler bu kadar. Çerileri falan almadık. Çerileri üstünde bıraktık. Daha çok bu bir pembe domates, bir salkım, bir de çeri ekmiştik. Salkımları topladık. Herhalde bir 7-8 kilo vardır burada diye düşünüyorum Filiz. Ben, vardır o kadar. Yani 7-8 kilodan bakalım ne kadar salça çıkacak. Ama biz biraz farklı bir salça yapacağız arkadaşlar. Çünkü burada çok fazla nem var biliyorsunuz ve pestillerimiz bile çok uzun süre kurumamıştı. Hatta çoğu yeri küflenmişti. Ben bundan önceki salçaları Antep'ten getirtmiştim. Güneşte kurutulmuş salçanın tadı gerçekten başka ama bizim burada öyle bir güneşte kurutma yapmamız pek mümkün değil. Hem çok sık yağmur yağıyor hem de çok nemli bir hava. Bir de bu pestillerde tecrübe etmiştik ki bir şey kurumuyor. Maalesef. O yüzden kurutmadan 2 günde, değil mi? 2 gün sürecek. 2 gün sürecek, iki evet. 2 günlük bir salça yapımı olacak. Başlayalım. Evet, kazanımız yine ortaya çıktı. Tabii kazanımızla yapacağız. Geçen bölümlerde bir ormana gidip semaver için odun toplamıştık hatırlıyorsanız. Şimdi odunlardan biraz keseceğiz kazanımızı kaynatmak için. Bu arada arkadaşlar, burada her yerden akrep çıkabilir. Şöyle minik yavru bir akrebimiz çıktı burada da. Tabii çok minik. Şöyle elimle koyayım. Hani parmağımdan ufak. Yanlışlıkla buraya girmiş garibim ve ölmüş. Evet Filiz, ne yapacağız şimdi? Şimdi ne yapacağız? Domateslerin kabuklarını soymak istiyorum Deniz. O yüzden artı şeklinde bir kesik atacağız. Sonra da sıcak suyun içerisine atacağız. Kabukları kolayca soyulsun diye böyle bir şey yapıyoruz. Şimdi nasıl keseceğiz? Göster bir. Şöyle hafif bir şey atacağız. Yani yarmadan değil mi? Yok yok ya, sadece kabuğu soymak için. Şöyle. Aha. Şöyle soyacağız buradan sonra. Çok hafif böyle incecik bir çizgi. Aynen. Kabuk soymadan da yapabilirdik bu arada Deniz. Aha. Ama ben hani kabuk şey süzgeçten geçirirken uğraştırıyor biraz. Öyle yapacağımıza direkt bunu böyle bütün olarak çıkartalım istiyorum. Süzgeç çünkü biraz uğraştırıcı bir şey. Yani kevgirden geçirmek. Orada çok keyifli değil mi bahçenin domatesiyle? Aynen öyle. Ya bir de değerlendirdik, ziyan etmedik ya, o güzel. Bu arada şey de Deniz, eğer elimizde kırmızı kapya gibi biber olsaydı bahçede, aha, onunla da karıştırıp birazcık onunla da destekleyebilirdik salçayı. Ama ben sadece domates yapacağım, biberle karıştırmayacağım. Zaten bizde o biberden de yok. Evet, biz hiç kapya ekmemiştik. Domates mi yiyeceğim bambam? Ne oldu bambam? Salatalık gibi domates mi istiyorum? Al. Ay. Efendim oğlum. Mia'nın yerken görmesi lazım o zaman ya. Efendim oğlum. Mia da bambamı taklit ediyor. Bizde hatlar karışık. Muratlar da yerde yatmıştı ya. Bulduğu her yerde yatıyor bu kız. Allah seni. Bak yere de yere bandık yapmış baba. Bak 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 bak. Nerede yatıyor bak. Bak şimdi şöyle uzaklaşalım, bak nerede yatıyor bak. Şu yattığı yere bak. Sanki böyle bir yatak yokmuş gibi. İnşallah bir yanında. En rahat yer burası mı?
Bak bak görüyor musun? Buraları da çizmiş bak. Böceklerle beraber yatıyor. Tam bir survivor. Tam bir köy kızı bak. Görüyor musun? Evet ya. Çocuğu kaldırıp koyuyorum. Muratça'da kalırken akşam. Koltuğa koyuyorum. Geri bakıyorum. Şeye yatmış. Yere inmiş. Şimdi doğada büyüyen çocuğun böyle farklı huyları oluyor. Yani onu gözlemleyince anlıyorum. Ben daha önceden anaokul öğretmenliği de yaptığım için böyle çocukların davranışlarını hani az çok gözlemlemiştim. Nasıl davranır, ne yapar. Yani şehirdeki çocukla doğadaki çocuk apayrı oluyor. Mesela Mia'ya ayakkabı giydiremiyoruz. Ayakkabı giymek istemiyor. Hani bazı özgürlükleri var. Her şeye çok meraklı. Hiç böyle geride durmuyor. Hep atılıyor. Değil mi? Utanması yok. Evet. Hani sıkılması yok. Yapabilir miyim yok. Yani bodoslama cesur. İçine atlıyor. Çok cesurca hareket ediyor. Yani mesela biz anaokulundayken yan tarafa gittiğimiz zaman çocuklar ağlardı. Hani biz siz durmak istemezdi. Mia burada geliyor. Tek başına sokak kapısını açıyor. Dışarıya çıkıyor. Buradan bahçe kapısını açıyor. Bahçeye gidiyor. İki tane çeri domates alıyor. Geri geliyor yiye yiye mesela. Hani evet. Öyle. Salık verdik. Domates mi buldun hemen? Kendi kendine oyun kurmakta ya da bir şeyler yapmakta çok zorlanmıyor. Biraz kaynamasını bekleyeceğiz değil mi? Ya biraz sıcak olursa daha kolay kabukları soyulacak. Zaten şöyle hemen sıcak sudan çıkarıp soymaya çalışmayacağız. Sıcak sudan soğuk suya atacağız. Daha kolay kabuklar kendini bırakacak. Böylelikle kevgirde ya da işte blenderdan geçirirken daha az uğraşacağız. Daha temiz olacak. Çok fazla domates olsaydı elimizde belki böyle bir şeyle uğraşmazdım ama zaten domatesimiz çok fazla değil. O nedenle de daha temiz bir şey olsun istiyorum. Kabuklarıyla da sos falan yapılıyor diyor aslında. Saklasak mı? Bir tane tarifte vardı. Kabukları da atmayın diyor. Sırf kabuklarla da şey yapıyorlar. Salça? Evet. Değişik bir sos oluyormuş galiba da aroması. Bilmiyorum, biraz daha ekşi olabilir. Bunlar çok fazla erişkin domatesler değil. Biz bahçemizdeki artık son daha da çürümesinler diye topladık. Kazanımız boşaldı. Yer açmak için önce bunu kazanımıza şöyle boşaltalım. Şimdi şu kevgir buna olur mu? Kazan için olmuyor çünkü. Direkt önce buna olur. Evet. Onun içinden geçeriz. Evet, burası ufak çaplı bir savaş alanına doğru döndü. Ay. Gel kızım, gelmeyeceğim. Püf noktası ne bunun? Yapanlara ne önerirsin Filiz? Vallahi püf noktasını bence izleyici abonelerimiz bana söylemeli. Çünkü ben ilk kez yapıyorum. Ama yani biraz araştırdım, tabii baktım. Herkes farklı yöntemle uyguluyor. Yani hiç fırında kurutan, hiç işte güneşte kurutan, hiç kurutmadan yapan, aynı günde... tamamen bizim domates sos yapmıştık ya, onun mantığıyla yapan. Ama çok daha uzun süre çektirip yapan var. Yani herkes farklı bir teknikle yapıyor. Ama bizim de kurutmadan yapacağımız bir yönteme ihtiyacımız vardı. Çünkü bugün hava bozdu, yarın da yüksek ihtimalle yağışlı olacak. Bu hava bozmasa bile zaten nemden dolayı. Normalde de çok nem zaten yüksek oluyor burada. O nedenle güneşte kurutacağımız yöntemler dışında bir şeye ihtiyacımız vardı.
Ortalama 7-8 kilo gibi bir domates vardı elimizde. Ne kadar çıkacak ben de çok merak ediyorum. Ne kadar salça olacak? İlk kez yapıyoruz. Ben de bilemiyorum. Bam bam hayır. Mesela o kabuk. Hadi cicisin anneciğim. Cici ağaç. Cici ağaç. Tabii arkadaşlar bizimki tamamen böyle kendi kendine yeten organik bir çiftlik. Bunlar da tavuk yemi olarak. Sana değil bam bam, sana değil. Sen bakma. Sana değil, sana değil. Onlar da bunlara. Evet, dün domateslerimizi hazırlamıştık. Ağırlıkla da böyle baskı altına almıştık. Bez bir torbanın içerisinde. Bugün de artık o iyice süzülen domateslerimizi kavuracağız ve salçamızı bunun içerisinde... Ben de suyunu dökeyim. Evet. Evet, o büyük. Daha tencere de büyük yerde. Aşkım. Daha ufak bir tencere getireyim. Bu suyu bir şey yapılıyor mu? Yok. Bunu döküyorum gene. Evet. Böyle gübre. Tamam, bunu o zaman... Çalkalayacağız, bitecek. Onun bir işi daha yok. Daha sonra yıkarız. Aynen, şunları götürüp bir tencere alacağız. Sen şimdi şuradaki ateşi yak. Evet, full beton olduğu için biraz ağır. Bu arada beton ocağımızı da kendimiz yapmıştık. Ben sağ üstte linkini koyuyorum. Yapım aşamasını görebilirsiniz. Ateşimiz yanıyor. Şimdi ben salçayı bunun içine mi koyayım ilk? Evet, onun içine koyup kavuracağız. Birazcık sonrasında zeytinyağı ve tuz eklenecek, o kadar. Deniz, tam böyle bezi ters çevirsen daha güzel olur. Yok yok, öyle yapma. Böyle çok şuralarda da domates kalacak, çok ziyan olur. Şöyle mi? Ha, kıvır 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 kıvır, ha, ters çevir şöyle direkt. Avucunu şaşırt, tutup ters çevir içine doğru. Aynen. Aynen, seyir geri doğru. Ay. Hoppa, işte bu kadar. Yalnız bir şey söyleyeyim mi Deniz? Çok domatesimiz şeymiş ya. Çekirdekli değil mi? O kadar süzmemize rağmen o kadar çekirdekleri kaldı biraz. Biz işten geçirdik. Devamlı karıştıracağız değil mi şimdi? Devamlı karıştıracağız ki Deniz'cim dip tutmasın. Tamam, ben karıştırırım. Sen geç arkaya otur. Ben başına onun bir tabure çekeyim. Evet, böyle yavaş yavaş salça halini almaya başladı. Öyle bundan sonra bulacağımız yerde geniş bir arazimiz olur. Böyle çok büyük tarım yapma şansımız olur. Bunları da satmaya niyetlenirsek aslında satmak için hiçbir engelimiz yok Deniz. Hem şirket açılımımızda hem de marka açılımımızda. İkisinin de adı Fund bu arada. İkisinde de hem markamızda hem şirketimizde gıda ürünleri de mevcut. Sirkedir, salçadır, tarhanadır. Hem üretme hem satma kendi markamızla ve şirketimizden fatura keserek iznimiz var. Evet, öyle bir şey yapabiliriz belki ilerleyen yıllarda, ilerleyen zamanlarda. Şimdi bakalım zaten hayat bizi buradan sonra nereye doğru sürüklüyor. Abi. Yani böyle ekim dikim yapabilecek miyiz ya da daha büyük alanlarda yapabilir miyiz? Çok plan yapmıyoruz. Evet, daha çünkü hiçbir şey belli değil, hiçbir şey yok ortada net olan. Yine bir maceraya atılmaya öyle ramak kaldı.
Ama şeyi seviyorum. Çok da güzel yapıyoruz ya. Yani sirke güzel oluyor. Pestil çok güzel oldu. Turşu. Yani bunun gibi böyle bazı ürünleri hem üretmesi zevkli hem evet. sağlıklı ürünler kendi ailemizle de paylaşabiliriz. Ya reçeller falan olabilir. Sadece biz reçel hiç kendimiz yemediğimiz için hiç şey yapmadık. Bir reçel namına kestane şekeri yapmıştık hani reçel. Ayva denirse. Reçeli yapmıştım ben ayva ayrıca. Reçeli yapmış. Kavanozlar hala sıcak. Fırınlamıştık dezenfekte etmek için. Zaten iki tane falan doldururuz herhalde diye düşünüyorum şimdi. Evet, yani az da bir şeye göre biraz da. Bu ne kadarlık? Nereden vurayım istiyorsan. Bir vursana. Oh. Yere de yapabilirsin istiyorsan acıyorsa acıyor. Yok sıcak. Şey kavanoz da sıcak, salça da sıcak. Haliyle. Şimdi kapıyor muyuz direkt? Kapayabilirsin. Yani yağ koyacağız üstüne değil mi? Yağ koyalım sonra şey şu kaynar suyun içindeki kapaklardan biriyle kapayabilirsin. Üstünü kapatacak kadar mı? Evet ilk kaşık olsun yani. Tamam. Yeterli o. Ah. Evet. Ha, ilk salçamız burada. Bizim mi çok az çıktı? Yani 7-8 kilo bence vardı domatesimiz. Bu kadar. Daha mı azdı? Ya burada 7-8 kilo vardı. Belki biraz daha fazlaydı. Aslında yoğunluk itibariyle burada yine 1 kilo yakın vardır değil mi? Vardır. 1 kilo, 1 kilo vardır. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 2,5 salçamız oldu. 1 litre yani 1 kiloya yakındır diye düşünüyorum. Bence Filiz biz bir tanesini paylaşalım. Birine mi gönderelim? Birine gönderelim. Bu video altına yorumlardan biz 4 tanesini seçelim. 4 tanesini oylayalım. Siz topluluklar kısmından oy verin. Sizin seçtiğiniz bir tanesine bu komple organik salçamızı gönderelim. Kendi bahçemizin domatesinden. Kendi bahçemizin domatesinden ve kendi ilk yaptığımız salça. Öyle de bir önemi var. Bu salça bakalım kimin olacak abonelerimizden. Evet. Biz salçamızı bir gün dinlendirip, baskılayıp, suyunu akıtarak böyle bu yöntemle yaptık. Siz salçalarınızı nasıl yapıyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok memnun oluruz. Yani ben biraz araştırdım. Çok farklı yöntemler var. Siz neler yapıyorsunuz merak ediyorum. Bu arada bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız da seviniriz arkadaşlar. Ayrıca videomuzu beğenip yorum da yaparsanız çok memnun oluruz. Diğer videolarda görüşene kadar arkadaşlar hoşça kalın. Hoşça kalın. İkincisi deniz şunu kahvaltılık sos gibi bir şey yapalım bence biberle falan yiyelim çok az kaldı. Kaçtan da buna koy. Nazar değdi. Eyvah eyvah gitti mi kavanoz? Yok çok sağlam. Haydi bakalım. Önce bir yeterli. Biz kapya etmedik. Kapya ettik mi? Yani almıştım kapyada. Mia uyuyor içeride de. Evet, acaba ağlıyor mu diye sürekli kulağım onda. Murat denize durmadığı için, o da sürekli ağladığı için. Mia. Ben hemen onu koyma. Mia gel. Aşkım buradayız biz gel. Gel gel gel. Şu güzelliğe bak ya. Kız ölürüm senin o gözyaşlarına. Mia o terlikler büyük değil mi sana babam? Aşkım benim. Büyük onlar aşkım sana. Ayakkabı. Evet ayakkabı. Büyük mü? Ayakkabı. Evet ayakkabı. Büyük mü? Büyük. Büyük bir ayarın yok mu yani? Kendini kilitliyor mu? Babam. Aşkım sen şarkı mı dinliyorsun kulaklıkla? Kulaklık mı taktın? Şarkı. Ho ho. Söyle bakalım. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha.
Uzun hava mı dinliyorsun? Şarkı. Şarkı.